Bu gördüğünüz 4500 TL'lik oyuncu mouse. Bu gördüğünüz de 300 TL'lik oyuncu mouse. Bu da 80 TL'lik oyuncu mouse. Yani pahalı olan, ucuz olan ikisinin toplamından 9 katı kadar fazla fiyata sahip. Peki bu pahalı mouse diğer ikisinin yapamadığı neyi yapıyordu bu fiyatı hak ediyor? Bu videoda ucuz ve pahalı oyuncu mouse meselesine yakından bakıyor ve hepsinin karşılaştırmalı incelemesini yapıyoruz. Elimizde farklı yerlerden aldığımız 3 farklı oyuncu mouse var arkadaşlar. Yani bu video öyle pahalı olanı övelim videosu falan değil. Razer DT'dir V3 Pro'nun Faker sürümü şu anda 4500 lira. Burada sağımda görmüş olduğunuz evre SGM X7 adındaki bir modeli mouse petli kutusu. 400 TL'ye bulabiliyorsunuz ama sadece mouse alacak olsanız 300 TL'ye de bulabilirsiniz. Buradaki Hadron da piyasada bulabileceğiniz en ucuz oyuncu mouse'larından birisi. 50 ila 80 liraya da bulabiliyorsunuz piyasada. Şimdi böyle kutularıyla gösteriyorum ama ben bunları bu fareler yaklaşık bir haftadır bende ve boş vakit buldukça hem işlerde hem de gündelik hayatta ve oyun oynarken kullanmaya çalıştım hepsini sırayla. Teknik detaylara geçmeden önce bu farelerin tasarımları hakkında da genel bir bilgi vereyim sizlere. Şimdi ucuzdan pahalıya doğru ilerleyelim tasarımdan söz ederken. Hadron'la başlıyorum. Elinize ilk aldığınızda oldukça hafif bir mouse ama bu aslında bir avantaj. Fiyatı uygun tutmak için çok ucuz bir plastik kullanmışlar. Bir de RGB ışıklandırması var bu farenin. O da beyaz plastiğin malzemesinden dolayı ancak karanlıkta kendisini belli edebiliyor. Üzerinde herhangi bir makro tuşu yok. Sadece DPI ayarlayabileceğiniz bir tuş var. Ama kaç DPI ayarlıyorsunuz o da herhangi bir yerinde yazmıyor. Ne kutuda ne ürünün üstünde. Altına baktığımızda burada kayma hareketini daha seri hale getirecek herhangi bir pad göremiyoruz. Çıkıntıları yer alıyor sadece plastik bir şekilde. Bence ucuz da olsa biraz lastik parçası olsa burada çok şey fark ederdi diye düşünüyorum. Everest'e geçelim şimdi. Üzerindeki RGB ışıkları bunun DPI değerine göre değişiyor ve 4 renk var. DPI seviyeleri de 800, 1800, 3600 ve 7200 olarak değişiyor. Yani her bir DPI değerine bir renk atanmış. Sağ tık ve sol tık haricinde ve tekerlek haricinde üzerinde 3-4 tane daha makro tuşu yer alıyor. Bunlardan bir tanesi zaten DPI. Bunun dışında masada en kaslı yapıya sahip mouse da Everest'inki diyebilirim. Bu sayede böyle avuç içinize net bir şekilde oturuyor. Yüzük ve serçe parmakları için böyle bombeli bir tasarım da yapılmış. Bence oldukça fiyatına göre hoş bir tasarıma sahip bu mouse. Altını çevirdiğimizde yine buradaki pedlerde sert çıkıntılı plastikler görüyoruz. Hadi Hadron'da bunların olmamasını anlarım ama keşke bu farede bile pedler biraz daha düzgün olsaydı. İşte bu detaylar da bizi yavaş yavaş aslında buradaki pahalı mouse'umuza yönlendiriyor arkadaşlar. Ve bilin bakalım kimde RGB ışıklar yok. Tabii ki de 4500 TL'lik bu mouse'da. Böyle doğal bir şeymiş gibi söyledim bunu ama ben RGB'siz yapamam. Oyun mouse'u dediğiniz böyle ışıklı mışıklı olur derseniz Razer'ın bu modeli sizin pek işinizi görmez. Bunun yerine farklı markalardan mesela Razer'dan, Logitech'ten yine bir de Wraith'ten farklı fare modellerine bakabilirsiniz. Artık pahalı olan çoğu mouse giderek sadeleşiyor. Tabii hala abartılı tasarımlar da var ama onların sayısı da gün geçtikçe azalıyor. Ancak bu tasarım konusunda artık görüntüden ziyade farklı tiplerdeki ergonomik beklentileri karşılamaya başladı markalar. Belki görmüşsünüzdür böyle bileğinizi çevirmeden kullanabileceğiniz yatay mouse'lar, üzerinde topla fareyi hareket ettirebileceğiniz toplu mouse'lar falan da var. İşte bu ergonomi konusu yavaş yavaş gaming mouse olayını da tarafını da ele geçirmeye başladı diyebilirim size. Bu videoda pahalı mouse olarak seçtiğimiz Razer DT'dir V3 Pro'nun standart sürümleri de çok sade. Hatta böyle uzaktan falan baktığınızda gaming mouse olduğunu anlamayacağınız kadar sade diyebilirim. Elimizdeki sürümü de Faker Edition olarak geçiyor. Böyle League of Legends sevenleriniz, e-spor dünyasını falan takip edenleriniz bilir aslında Faker'ı. Tüm zamanların en iyi LoL oyuncularından birisi olarak biliniyor kendisi. Hatta 4 tane dünya şampiyonluğu da var. Ben bu videoya girmeden önce de baktığımda turnuvalardan toplam 1.3 milyon dolar para kazandığını gördüm. Yani iyi para hayrını görsün. Ne diyelim burada bilmiyorum. Razer da bu farenin tasarımı için Faker'ın kendisiyle beraber özel olarak çalışmış. Üzerinde kendisinin imzası var. Hemen burada sağ tıkta görüyoruz onu. Ve lakabı Unkillable Demon King'in de burada bir çizimi yer alıyor. Klasik tuşlarının dışında üzerinde sadece 2 tane makro tuşu yer alıyor. Altını çevirdiğimizde ise burada bir buton daha görüyoruz. Bu buton hem fareyi açıp kapatmanıza yarıyor hem de DPI ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Bence bu biraz eksi. Her DPI ayarı yaptığımda mouse'u kaldırmak istemem. Pedlerine baktığımızda da gövdeden farklı renkte ve daha yumuşak dokuya sahip işlenmemiş bir
bir teflon, tam adıyla politetrafloraetilen adında bir malzeme kullanıldığını görüyoruz. Yani bildiğiniz polimer plastik. Ama bu afilli adında bir sebebi var. Biraz araştırıp bu malzemenin diğer pedlerden ne farkı var diye baktığımda şunu gördüm. Profesyonel seviyedeki mouse'ların bu çıkıntılarında daha önce hiç işlenmemiş teflon malzeme kullanılması epey önemli bir detay arkadaşlar. Hani su tesisatlarında kullanılan şu beyaz bantlardan falan görenleriniz vardır. Ha işte onlar bu faredeki gibi hiç işlenmemiş teflon malzemeden üretiliyor. Çeşmelerin böyle borulara birleştiği yerlerden yıllarca su sızmıyor bu sayede. Bu farenin pedlerinde de öyle bir malzeme var. Ya ben burada ped diyorum ama profesyonel seviyeye çıktığımızda mouse'lardaki bu çıkıntılara skatez adı veriliyor. Onu da belirtmek isterim. Hatta belki görmüşsünüzdür, belki aranızda kullananlar da vardır. Oyunda daha iddialı olmak isteyenler bu skatezleri daha iyi malzemelerle değiştirip mouse'larını modifiye ediyorlar. Mesela camdan daha kalın ya da daha ince üretilmiş skatezler var. Sol ve sağ tık butonları için geliştirilmiş farklı farklı pedler var vesaire. İş pahalı oyuncu mouse'una geldiği zaman sonsuz bir döngüye giriyoruz yani. Bu işin hiçbir sınırı yok. Ancak tabii ki tüm mesele tasarım, modifikasyon ya da kullanılan kaliteli malzemeler değil yani. Peki herhangi bir fareyi 4000-4500 TL yapan şey tam olarak ne? Başta da söylediğim gibi bu mouse diğerlerinin yapamadığı niye yapıyor da fiyatı yükseliyor? Ya bu sorunun cevabını da bir bilene danışalım istedik. Bugüne kadar 150'ye yakın üst seviye mouse'u kendi YouTube kanalında inceleyen, üreten çoğu firmayı da yakından tanıyan arkadaşımız Burak'tan bir yardım alacağız. Tabii bir sürü sebebi var. Ayrıca belki de çok klişe olacak ama bu fiyat artış sebeplerinden bir tanesi de geçen senelerde yaşanan çip krizi. Çünkü sensördür, MGO'dur, bunların hepsinin aslında içerisinde çip var. En böyle iyi mouse dediğimiz şeyleri 70-80 dolara alabiliyorduk. Çip krizinin geçmesiyle beraber şu an iyi bir mouse dediğimiz mouse'u almanın maliyeti ortalama 120 dolarlara çıktı. 1000 tane aynı ürünü üretmekle 1000 tane farklı çeşitlerde ürün üretmenin maliyeti bence aynı değildir. Bu maliyet de sonuç olarak bizlere yansıyor. Sensör, MGO ve switch bu üçü asıl komponentler ve üçü de birbirinin tamamlayıcısı. Sensör dediğimiz şey bu mouse'un alt tarafında bulunan ve yüzeyi okumasına sağlayan bir parça. Bir de MGO var, yani microcontroller veya mouse'un anakartı da diyebiliriz buna kısaca. Bu MGO ve sensör aslında bir mouse'un en pahalı iki parçası denebilir. Bu üst seviye mouse'lara örnek vermek gerekirse mesela Razer Tether V3 Pro, Nisus Aura 4K, Lamsa Atlantis Pro serisi, Logitech G Pro Superlight 2 bu şekilde ilerler. Bunların hepsi çok düşük gecikme değerleri sunuyor. Mesela 1000 Hz 1 ms'e eşittir. 2000 Hz 0.50 ms'e eşittir. 4000 Hz ise 0.25 ms'e eşittir. Yani Hz ne kadar artarsa gecikme değeri o kadar çok küçülüyor. Bu raporlama hızı ilişkisi bilgisayarınız ile mouse'unuzun arasında olduğu için aslında sizin fark etmenizin ötesinde çok daha büyük bir fayda sağlıyor. Bu gecikme değerleri düştüğü için de tabii ki de oyunda size bir avantajı var. Ama bu raporlama hızlarını almak için ekstradan bir alıcıya ihtiyacınız olabiliyor. 4000 Hz alıcı bazı mouse'larda kutu içerisinden geliyor. Bazı mouse'larda ise ek olarak satın almanız gerekebiliyor. Mesela buna bir örnek vereyim. Bu Lamsa Maya, bu da onun bir alıcısı. Bu 1000 Hz destekleyen bir alıcı. Eğer bunu 2000 veya 4000 Hz kullanmak istiyorsam bu gördüğünüz büyük alıcısını satın almam gerekiyor. Evet dostlar, siz Burak'ı dinlerken biz burada ufak bir test setup'ı hazırladık. Tabii ki böyle internette popüler olan mouse test usulleri var. Biz de onları burada simüle edeceğiz. Böyle aşırı detaylı teknik ölçümler yer almayacak test sırasında ama bir referans teşkil edeceğini düşünüyoruz. Ağırlık testiyle başlayacağız. Hemen ardından CPS, aim ve kaydırma testleriyle devam edeceğiz. Ağırlık testini koyuyorum. Hadron 54 gram, Everest 134 gram, Razer 60 gram. Ağırlık testinin sonucuna göre bence kazanan Hadron oluyor. En ucuz mouse, en hafifi çıktı aynı zamanda. Yani hafiflik olayının bu gaming dünyasında epey önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle daha kaygan yüzeylerde falan oyun oynarken daha hafif olan mouse neredeyse yokmuş hissiyatı verdiği için oyunlarda oyuncunun daha seri bir şekilde hareket etmesini ve daha reflekslerini daha aktif bir şekilde oyuna yansıtmasını sağlıyor. Şimdi bir yüzey kaydırma testine geçelim. Hem parlak hem de mat mousepad yüzeylerinde mouse'lar nasıl kayıyor onlara bir göz atalım. Kayma testinde Razer hafifliği ve skatezlerin farkını ortaya koydu. Daha stabil bir kayma hareketi gördük ama Everest'te bu tip bir mousepad'de iş yapar bence. Parlak yüzeye geçtiğimizde Hadron ve Everest'in frenlediğini ve Razer'ın yine skatezler sayesinde fark yarattığını görüyoruz. Yani mesele sadece hafiflik değilmiş. Bence kaydırma testleri bu kadar yeterli. Şimdi diğer testlere geçelim. Aim testiyle devam ediyoruz. Burada her mouse'da olabildiğince fazla hedef vurmaya çalışıyoruz ve sonuçta Everest ve Razer ile aynı skora ulaştık. Tahta kalemalı Hadron üzdü arkadaşlar. Neyse, CPS'e geçtik. Aynı sürede olabildiğince çok sol tık yapmaya çalışıyoruz. Burada switchlerin önemini görüyoruz. Saniyede 6.9 tıkla Razer kazandı. Şimdi Valorant poligondayız. Burada süre yok. 30 hedeften hepsini vurmaya çalışıyoruz. Burada Razer zirveyi Hadron ile paylaşıyor ama bunun sebebi benim kolsuzluğum olabilir. Evet dostlar, gördüğünüz hem Burak'ın anlattıklarını dinlediniz hem de testleri izlediniz. Bana kalırsa çok iyi bir mouse,
çok iyi bir oyuncu olmanızı tabii ki vaat etmiyor. Hani o edebiyata tekrar girmeyeceğim ama bir mouse'a bu kadar çok para verdikten sonra elbette yüksek performans sergilemesini beklersiniz. Hatta ben oyunu kendi kendine oynamasını bile beklerim. Benim çok mouse'la, klavyeyle çok haşır neşir olmadığımı zaten testler sırasında anlamışsınızdır. Ama aynı kişi bu 3 mouse'u karşılaştırdığı için bir referans teşkil edeceğini düşünüyorum. Ve yine bana kalırsa gündelik hayatta böyle iyi de bir mouse istiyorsanız, konforlu da olsun istiyorsanız bu Everest kalitesindeki fareler sizin için yeterli. Hem oyunda hem de gündelik işlerde yeterli. Hadron'a gelecek olursak bence kullanılabilir. Gündelik hayatta işinizi görür ama daha iyi bir mouse'a geçmek isterseniz de bence biraz elinizi çabuk tutun. Oyunlarda falan performans artışı istiyorsanız en azından orta seviye, biraz daha pahalı ve daha konforlu bir mouse'a geçebilirsiniz. Yani Razer'a gelecek olursak en başta da söyledik, videonun başında da söyledik, Burak da sebeplerini anlattı. Böyle bir mouse size çok iyi bir oyuncu olma garantisi veremez. Mesela Faker Edition var elimizde, bir Faker olamazsınız LoL oynarken. Ama bu mouse'la tabii ki de yıllar boyunca yüksek performanslı oyunda oynayabilirsiniz, gündelik işlerinizi de halledebilirsiniz, böyle bilek ağrılarınız azalır. Bu sonuçta yılların argesiyle geliştirilmiş, artık yılların tecrübesinin kullanıldığı bir fare. Hani süsü püsü bir kenara koyarsak bence gayet ideal. Bu parayı verip vermemek tabii ki sizin bütçenize bağlı. Başka değişkenler de işin içinde olabilir. Diyelim ve videomuzun yavaş yavaş artık sonuna gelelim dostlar. Hem bu video hakkındaki görüşlerinizi hem de fareler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.